atrioventriküler reentran taşikardi, yani kısaca AVRT. Bu, iki yol arasında dönüp duran anormal elektriksel bir döngünün ya da reentran bir devrenin olduğu bir süpraventriküler taşikardi çeşididir. İki yol var dedik arkadaşlar, bunlardan biri normal AV iletim sistemi, diğeri ise aksesuar yoldur. Bu, karıncık ile kulakçık arasında yer alan fazladan bir yoldur. Evet, şunu hemen hızlıca sileyim. Az sonra yeniden çizeceğiz. Tamam. Normal olarak sinyalin SA düğümünden çıktığını, kulakçıktan geçerek AV düğümüne geldiğini biliyoruz. AV düğümünün bir bekçi gibi ya da kulakçıktan gelen sinyali ventriküllere ileten köprü gibi bir yapı olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Sağlıklı ve normal bir kalpte sinyal bu şekilde AV düğümünden geçmelidir. AV düğümünden sonra da karıncıklara gelir, onları uyarır ve kasılmalarını sağlar. Zaman zaman karıncık ve kulakçık arasında fazladan yani aksesuar dediğimiz bir yol oluşur. Burada olabilir bu ya da burada. Ben kolay olsun diye buraya çizdim ama bunun ekstra e, yani fazladan bir yol olduğunu da aklınızdan çıkarmayın lütfen. Sinyal kulakçıktan karıncaya bu şekilde gelip ventriküler dokuyu bu şekilde uyarabilir. Sinyal, karıncıklardan kulakçıklara giden aksesuar yolu izleyebilir. Demek istediğim, bu hem ileri yönlü, yani anterograd, ki bu kulakçıktan karıncaya doğru olan yöndür, hem de geriye doğru, yani retrograd olabilir. Bu da karıncıklardan kulakçığa doğru olan yön oluyor. Bu sinyalin yönü birkaç şeye bağlıdır arkadaşlar. Aksesuar yolun refrakter periyodunun zamanlamasına bağlıdır. Ki refrakter periyot hücreler uyarıldıktan sonra bir daha uyarılamayacakları zaman aralığıdır. Bunun bir iyileşme ya da kendine gelme arası olduğunu da düşünebilirsiniz. Mesela 100 metre koştuktan sonra ikinci bir 100 metreyi hemen koşamazsınız ve biraz dinlenmeniz gerekir. Öyle değil mi? İşte refrakter periyot tam da bunun gibi bir şeydir sinyalin ileri ya da geri yönde ilerlemesi, az önce de söylediğim gibi, aksesuar yolun refrakter periyodunun zamanlaması ile sinyalin aksesuar yola hangi yönden geldiğine bağlıdır. AV düğümündeki iletim normalse ve aksesuar bir yol varsa, reentran devre ya da anormal elektriksel aktivite döngüsü ortaya çıkabilir ve bu da bir taşı aritmiye sebebiyet verebilir. Evet. AVRT'nin ortaya çıkması için sağlıklı bir AV iletim sistemi ve aksesuar yola ihtiyaç vardır. AVRT'yi anlatmanın en iyi yollarından biri, AVRT'nin en klasik örneği olan Wolf-Parkinson-White sendromudur. Ee, arkadaşlar, Wolf-Parkinson-White. Söyleyemedim doğru, şimdi söylüyorum. Evet, Wolf-Parkinson-White sendromu klasik bir AVRT örneğidir. Bundan kısaca WPW olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. İngilizce'deki baş harflerinden geliyor tabii anlayabileceğiniz gibi. Wolf Parkinson White sendromunda karıncık ile kulakçık arasında fazladan aksesuar bir yol bulunur. SA düğümünden AV düğümüne sonra da karıncıklara gelen sinyal SA düğümünden sonra aksesuar yolu izleyip karıncıklara bu şekilde gidebilir ve karıncıkları bu şekilde uyarabilir. Bu da karıncıkların hem AV düğümünden hem de aksesuar yoldan gelen sinyalle uyarılması anlamına gelir. AV düğümünün iletimi yavaşlatan bir doku yapısının olduğunu da eklemek istiyorum. Evet, sinyal AV düğümüne geldiğinde iletim buradaki doku sebebiyle yavaşlar. Ama aksesuar yolun kulakçıkla karıncık arasında bir delik gibi olduğunu düşünürsek sinyaller bu yolu izlendiklerinde daha daha doğrusu bu yolla geldiklerinde sinyaller bu yolu izlediklerinde herhangi bir şekilde o zaman yavaşlamazlar. Bu da bu yolu izleyerek karıncıklara ulaşan sinyalin karıncıkları AV düğümünden gelen sinyalden önce harekete geçireceği şeklinde yorumlanabilir. Neden? Çünkü yavaşlamıyor. Ne de olsa AV düğümünde iletimi yavaşlatan bir mekanizma mevcut değil mi? Bu EKG'de bazı değişikliklere yol açar. PR aralığı kısalır. QRS'nin eğimi de yavaşça artmaya başlar. PR aralığı kısalır demiştim ki PR aralığı normalde 0,12 saniyeden kısadır. Bunun sebebi ventriküler dokunun normal uyarımdan önce uyarılmasıdır. Ventriküler uyarım daha uzun sürdüğü için QRS'nin artışı da daha yavaş olacaktır. Yavaş artışa delta dalgası adı verilir. Evet, bu WPW için klasik bir durumdur. Bu noktada bunun AVRT olmadığının altını çizmek istiyorum. Yani taşı aritmi sadece bunun sonucu olamaz. Ama SA düğümünden AV düğümüne gelen prematüre bir atım olduğunda aksesuar yolda refrakter periyodundaysa eğer ki bu da sinyalin aksesuar yolu izlemeyeceği anlamına gelir. Karıncıklardan aşağı inen sinyal yukarıya geri dönüp aksesuar yola ulaştığında, aksesuar yol artık refrakter periyotta değildir ve sinyal de bu yolu izleyerek AV düğümünü yeniden uyarabilir. Bu da ortaya reentran bir devre çıkarır. Sinyal bu şekilde dönmeye başlar, döner, döner, döner ve döner. Sonuç olarak da AVRT'deki taşı aritmi oluşur atrioventriküler nodal reentran taşikardi. Bu da AVRT gibi bir reentran taşikardi çeşididir ancak AVRT'den farklıdır. Bundan da kısaca AVNRT olarak bahsedilir. Aradaki nodal kelimesi var. Bunun AVRT'den farklı olduğunu bir kere daha tekrarlayayım. Öncelikle adı AVNRT'dir. Arada N yani nodal o da ne demek? Düğüm. Düğümü kastetmek için kullandığımız nodal kelimesi var. Ve buradaki anormal elektriksel döngü ya da reentran devre doğrudan AV düğümü ve etrafındaki doku ile ilgilidir. AVNRTD aksesuar yol bulunmaz. Buradaki şey AV düğümü, sağ tarafa ise bu defa biraz daha büyük bir AV düğümü çizdim. Bakın işte burada. İşte AV düğümü. Histemeti ve karıncıklara giden iletim sistemi. A ve N, R, T, A V düğümünden geçen iki yol bulunur. Bunlardan biri yavaş yoldur ki impuls burada daha yavaş ilerler. Diğeri de hızlı yoldur yani impuls çok daha çabuk ilerler. Evet şunu siliyorum birazdan yeniden çizeceğim. Şimdi bir detay daha vereceğim. Doğuştan gelen bu yapı sebebiyle yavaş yolun refrakter periyodu daha kısadır. Refrakter periyodun hücreler uyarıldıktan sonra tekrar uyarılamayacakları periyot olduğunu hemen hatırlatalım hızlı yolun refrakter periyodu ise daha uzundur refrakter periyodu kısaca rp olarak not ediyorum yavaş yolun ki kısa hızlı yolun ki uzun tamam mı sinyal buraya geldiğinde ikiye ayrılacak hızlı yoldan hemen aşağı inecek buradaki ortak alan final noktaya ulaşacak ve karıncıklara dağılacak aynı zamanda yavaş yolda da yavaşça ilerlemeye başlayacak impuls hızlı yoldan geçince hızlı yol refrakter periyoda girecek bu çizgilerin refrakter periyodu simgelediklerini düşünelim. Yavaş yoldan gelen sinyal de final noktaya ulaştığında hızlı yolun refrakter periyoduna gelecek ve burada sonlanacak. Burası refrakter periyotta olduğunda herhangi bir sinyalin aktif olması söz konusu olamaz. Yavaş yol kendi refrakter periyoduna girince ki bu periyot diğerine göre daha kısaydı, eski haline dönmüş olacak. Bu esnada hızlı yolun refrakter periyodu da bitmiş olacak ve ikisi de yeniden sinyal iletimi için hazır duruma gelmiş olacaklar. Evet, yeni bir sinyal için ikisi de hazırlar. Bu esnada prematüre yani erken bir atım geldiğini düşünelim, tamam mı? Bazı kaynaklar bunlardan ekstra atımlar olarak bahsederler. Evet, gelen prematüre bir atım söz konusu. Prematüre atım, hızlı yol halen refrakter periyottayken, yavaş yol ise refrakter periyottan çıktığında gelmiş olsun. Bu atım, impulsu yani e, impulsu daha doğrusu yavaş yoldan aşağı iletecek. Yavaş yol, impulsu yavaşça aşağıya doğru iletirken hızlı yolda refrakter periyottan çıkmış olacak ve impuls ortak final noktaya ulaştığında aşağıya iletilecek. Ama hızlı yolda kendi refrakter periyodundan çıktığı için impuls bu yolu da aktive edecek ve sinyal yukarıya iletilecek. Bu esnada yavaş yol, refrakter periyodu tamamladıysa aynı sinyal bu sefer de yavaş yolu aktive edecek. Sinyal aşağı iletilecek ve bu bu şekilde böyle devam ettikçe impuls sürekli dönmeye başlayacak. Ortaya reentran devre çıkmış olacak. Impuls bu şekilde döndükçe sinyal AV düğümüne normalde olduğundan çok daha hızlı bir şekilde iletilmiş olacak ve bu da nabzı 100 ila 250 gibi bir aralığa çıkaracak. Nabzı BPM diye belirtelim. Bunun sebebi sinyali bu şekilde sürekli gönderen ve karıncıklara normalde olduğundan çok daha sık kasılmalarını söyleyen anormal reentran döngü. Bu durumdaki bir hastanın EKG'si supraventriküler taşikardi gibi görünür. QRS kompleksi daralmış ya da kısaltılmış 0,12 saniyeden kısadır ya da 3 küçük kareden azdır. Nabzında dakikada yüzden büyük ya da eşit olduğunu da ekleyelim. Taşikardi'nin tanımı da budur zaten yani nabzın dakikada 100'den fazla olması. Buradaki EKG'de QRS kompleksinin daraldığını görüyorsunuz değil mi? QRS kompleksinin kısalması His Purkinje sisteminin normal aktivasyonuna bağlıdır ve nabız da 100'den fazladır. Evet, nabız dakikada 150 ila 300 arasında olabilir. Buradan buraya bakarsak nabzın 100'den fazla olduğunu yani bir taşikardi ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.